Rahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin alihi ve ashabihi ecma'in. Evet kardeşlerim, Risale-i Nur malum hep iman hakikatlerini bahsediyor. Kainatı bir kitap gibi bize okutturuyor. Kur'an zaten kainatı okuyor bir yerde diyor üstadımız. Kur'an kainatı tefsir ediyor bize, Kur'an. Güneşten bahsediyor, denizden bahsediyor, aydan bahsediyor, yıldızlardan bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Ağaçlardan bahsediyor, yağmurdan, şimşekten bahsediyor, bahsediyor. Yani kainatta olan bütün hadiselerden Kur'an-ı Kerim bahsediyor. Fenler de bahsediyor. Bu fenler, fizik, kimya, bunlar da bahsediyor. Jeoloji, biyoloji, astronomi. Onlar da bahsediyor da, yalnız onlar sanki kainat böyle kendi başına bir varlıkmış gibi öyle bahsediyor. Güneş diyor efendim işte şöyledir. Dünya dönüyor diyor. Halbuki dönmüyor. Dünya döndürülüyor. Döndürülüyor. Mümkün mü o dünya öyle kendi kendine dönsün böyle, hem kendi etrafında dönecek. Gece gündüz meydana gelecek. Güneşin etrafında dönecek. Mevsimler meydana gelecek. Bu taşlar, toplaklar, denizler bir araya gelen bu küreyi arz kendi kendine dönecek. Mümkün mü? Akıl almaz mı? Ama bu materyalist öğretim sistemi Allah'ı inkar etmek felsefesi üzerine kurulduğu için hep böyle oluşuyor, gelişiyor, genleşiyor, evrimleşiyor. Yani failini söylemiyor. Fiilleri düzgün olarak anlatıyor fakat faili yok meydanda. Faili meçhul. Risale-i Nur ise bu kainattaki olan hadiseleri her birini Cenab-ı Hakk'ın bir sun'u, onun bir halkı, onun bir sanatı olduğunu da ispat ediyor Risale-i Nur da onların karşısına çıkmış. O materyalist felsefenin karşısına Kur'an'ı hüccetlerle çıkmış üstadımız bu asırda. Bu asırda, çünkü bu asır imansızlık asrı olduğu için Bediüzzaman Hazretleri de bu asrın müceddidi olarak imani hakikatları müdellel ve müberhen olarak onların karşısına ispat ediyor. Bir harf diyor katipsiz olmaz. Bir iğne ustasız olmaz. Bir köy muhtarsız olmaz. Şu kainat nasıl sahipsiz olabilir? Allah'ım. Tabii ya. Şurada bir A harfi görsek, ya kim yazdı bunu? Ya kim yazdı? Kardeşim yazılmış kendi kendine. Ya kim kirletti duvarı? Kim yazdı bu A'yı? Buraya bir harf katipsiz olmaz. Bunu herkes biliyor. İşte burada da şimdi bahsedeceğimiz mevzular onunla ilgili. Zaten bu Risale-i Nur külliyatı 6000 küsur sayfa hep imandan bahsediyor. İnanç, itikat, iman, ahiret, imanın 6 esasından bahsediyor. 30. lemanın ikinci nüktesi. Ve in min şeyin illa indena hazainuhu ve ma nunzilehu illa bi kaderin ma'lum. Ayetinin bir nüktesi ve bir ismi azam veyahut ismi azamın altın nurundan bir nur olan Adil isminin bir cilvesi 5. nükte gibi Eskişehir hapishanesinde uzaktan uzağa göründü. Hapishanede yazıyor bu eseri üstadımız. Eskişehir hapishanesinde 1935 senesinde hapse atıyorlar. Neden sen bunları yazıyorsun diye. Biz milleti uyutmak istiyoruz. Sen ise milleti uyarıyorsun. Bizim işimize gelmiyor senin bu anlattıkların. Biz senin karşına ilim ile, mantık ile çıkamıyoruz. Ancak senin karşına biz güçle çıkıp seni susturacağız. Üstadımız da diyor ki, kuvvet diyor haktadır. Hak kuvvette değil kaidesiyle dünyayı başıma ateş yapsanız hakikati Kur'an'a feda olun bu baş ehli zındıkaya teslimi silah etmeyecektir diyor. Haklı kimse kuvvetli odur. Onlar da diyorlar ki bugünkü felsefe kuvvetli kimse haklı odur. İşte görüyoruz değil mi adam hemen diyor. Şurada şunu yapıyorum buran hemen silahını gönderiyor uçağını gönderiyor. Ama üstadımız da diyor ki hak kuvvettedir. Yani kuvvette değil de kuvvet haktadır. Kuvvetli kimse haklı olur. Evet, Eskişehir hapishanesinde uzaktan uzağa göründü. Onu yakınlaştırmak için yine temsil yoluyla deriz. Şu kainat öyle bir saraydır ki, şimdi şu kainat öyle bir saraydır ki, demin tepeye çıktık da baktık bir tarafta güneş süzülüyor, bir tarafta ay. Allah Allah, iki tane lamba. Biri gündüz lambası, biri gece lambası. Bizim de bak lambalarımız var.
Yeryüzü efendim çayırlar, otlar, çiçekler, çimenler. Bizim de halılarımız da divanlarımız falan. Nasıl biz tavanımızı lambalarla tezyin etmişiz? Cenab-ı Allah da gökyüzünü yıldızlarla, aylarla, güneşlerle ne yapmış, ziynetlenmiş. Nasıl bir yeryüzü tabana halı sermişiz? Cenab-ı Hak da çiçekler, bahçeler, çayırlar, nehirlerle yeryüzünü ne yapmış? Tezyin etmiş. İşte temsil yoluyla deriz ki, şu kainat öyle bir saraydır ki, o sarayda mütemadiyen tahrip ve tamir içinde çalkalanan bir şehir var. Tahrip ve tamir içinde çalkalanan bir şehir var. Ve o şehirde her vakit harp ve hicret içinde kaynayan bir memleket var. Harp ve hicret içinde kaynayan bir memleket var. Bugün hastaneye gittik. Sanki orada böyle bütün insanlar hastaymış geldi bana. Dışarı çıkıyorsun, sanki hiçbir şey yok. Hapishaneye gidiyorsun, sanki bütün insanlar hapishanede. Başka bir yere gidiyorsun, sanki bütün insanlar orada. Böyle yani bir memleket. Kaynıyor yani, kaynıyor, kaynıyor. Harp ve hicret. Harp ediyor adam, hastalıkla savaşıyor. Hastalığı yenmeye çalışıyor. Öbür tarafta hicret ediyor. Bu arada canını bırakıyor burada, teslim edip öbür tarafa gidiyor. Yine bir takım geliyor, şu anda binlerce insan dünyaya geliyor. Git doğum evlerinde binlerce insan sıra bekliyor doğumda. Yeni yeni çocuklar dünyaya geliyor. Saniyede 6 kişi dünyaya geliyormuş. Selamun aleyküm, selamun aleyküm. Saniyede efendim 4-5 kişi daha de eyvallahi selamun aleyküm, onlar da gidiyorlar. Büyük bir ihracat ve ithalat. Böyle bir alemdeyiz yani. Ama tabii biz kendi alemimizde yaşadığımız için, dar daireye baktığımız için biz bunu göremiyoruz. Geniş dairede bakacak olursak o zaman göreceğiz bunu. Nasıl bir alemdeyiz biz ya. Üstadım o temsille, temsil yoluyla diyor. Ve o şehirde her vakit harp ve hicret içinde kaynayan bir memleket var. Ve o memlekette her zaman mevt ve hayat içinde yuvarlanan bir alem var. Mevt ve hayat içinde yuvarlanan bir alem var. Yeni geliyor çocuk, onu bese sarmaya çalışıyor. Öbür taraftaki adam ölmüş, onu sarmaya çalışıyorlar. Paketleme. Geliyor paketleme, gidiyor paketleme. Acayip bir alem yahu. Subhanallah. Gülüyoruz değil mi? Hakikaten acayip bir şey değil mi? Ama bakış çok mühim yani. Bu baktırdığı zaman insan şeyle bakıyor, bir teleskopla bakar gibi bakıyor. Evet. Her zaman mert ve hayat içinde yuvarlanan bir alem var. Halbuki o sarayda, o şehirde, o memlekette, o alemde, o derece hayret engiz bir muvazene, bir mizan, bir tevsim hükmediyor. Bir muvazene var yani. Muvazene bozulmuyor. Gelenler gidenler ama gelenlere de yiyecek var, gidenlere de gidecek yer var. Var. Allah Allah, ne acık bir şey ya. O memlekette, o alemde, o derece hayret engiz bir muvazene, bir mizan, bir tevsim, yani terazi manasında tevsim hükmediyor. Bilbedahe apaçık ispat eder ki bu hadsiz mevcudatta bu tahavvülat, değişmeler ve varidat ve masarif her bir anda umum kainatı görür, nazarı tefşit teftişinden geçirir, bir tek zatın mizanıyla ölçülür, tartılır. Onun mizanıyla ölçüsüyle diyor tartılır. Tartılmazsa, yoksa balıklardan bir balık bin yumurtacık ile, bin tane yumurta yapıyor balık. Eğer Allah bir nizamla onların çoğunu yerlerine yedirmese, yok etmese, ne olur deniz? Fasulye piyazı gibi olur. Bir kaşık su bulamazsın denizde balıklardan. Ya. Yoksa balıklardan bir balık, bin yumurtacık ile ve nebatattan haşhaş gibi bir çiçek, 20.000 tohum ile ve sel gibi akan unsurların, inkılapların hücumuyla şiddetle muvazeneyi bozmaya çalışan ve istila etmek isteyen esbab başı baş olsalardı, öyle haşhaş 20.000 tohum yapıyor. 20.000 tane tohum düşün, katla, dünya haşhaş olur yani. Değil mi? Buğday mesela 1'e 30 veriyor, 1'e 40 veriyor. 1'e 20.000 veriyor. E düşün ki bir köyde bir adamın her sene 15 tane çocuğu olsa, 10 sene sonra 150 tane çocuğu olacak adamın, köyü zapt eder yani. Yani Cenab-ı Hak ne yapıyor? Bir tahdit koyuyor, onları bir mizana sokuyor yani. İstila edemiyor, öbür tarafı şey yapamıyor, istila edemiyor yani. Bir mizan var kainatta, evet.
Ne diyor burada tekrarlıyorum? Yoksa balıklardan bir balık, 1000 yumurtacık ile ve nebatattan haşhaş gibi bir çiçek, 20.000 tohum ile ve sel gibi akan unsurların inkılapların hücumu ile şiddetle muvazeneyi bozmaya çalışan ve istila etmeyen esbab başıboş olsalardı, başıboş olsalardı. Benim rahmetli babam küçükken böyle geldi. Yahu diyordu bir köpek, Arnavut'tu da köpek diye mi çöpek diyordu. Bir çöpek 5-6 tane doguri, hiç diyordu sürüsü yok. Koyun bir tane doğuruyor, her sene kesiliyor kurbanlar, kasaplar kestiği halde sürülerle koyun. Neden sürülerle köpek yok? Sürülerle kedi yok, kedi de 5-6 tane doğuruyor. Demek ki Cenab-ı Allah onları ne yapıyor? Çoğaltmıyor. Ya nasıl çoğaltmıyor? Senin aklın ermez ona, işte mucize o. Senin o aklın ermez nasıl çoğaltıyor? Çoğaltır. Allah bu. Ramaz bayramlarda böyle deri alıyorduk, deri topluyorduk. Tuzlama deriyi 5-6 saat, aç bak, içinde binlerce kurt var. Ne zaman yaratıldı bu kurtlar? 5-6 saatte ne zaman oluştu o kurtlar? Gözleri böyle boncuk gibi parlıyor. Büyüteçle baksan çarıncır füzesinden daha sanatlı. Ne zaman oldu onlar? Ya dışarıdan gelmedi orada. O derinin içinde Cenab-ı Hak o kurdu yarattı. Beni ananın karnı seni ananın karnında yarattığı gibi. Subhanallah. Biz tabi bunlara bakamıyoruz. Başka şeylere baktığımız için bunlara bakamıyoruz. İşte bu kitaplar bize buralara baktırıyor. İbret gözüyle baktırıyor. Kardeşler ibret gözüyle bakmak marifet yani. Yoksa böyle bakıyor adam. Nerenin portakalı bu diyor. Ha bu diyor dört yolun portakalı. Ha. İşte bu Amasya elması. Yok buranın bilmem nerenin üzümü. Ne? Amasya'nın elması var. Ne kırk ağacın kavunu var. Kavun da Allah'ın, üzüm de Allah'ın, armut da Allah'ın. Allah onu odunlara yaptırıyor. Odun. Odunun üzerinden çamur yiyor ağaç. Dalından armut uzatıyor. Buyur efendim diyor. Ben odunum ama siz de benim gibi odun olmayın. Yiyin Rabbinize şükredin. Yoksa benden bilirseniz odun gibi gidersiniz öbür tarafa. Ağaç konuşuyor böyle. Hakikaten öyle bakıyorsun, rengi gözünün hoşuna gidiyor. Kokusu burnunun hoşuna gidiyor, tadı ağzının hoşuna gidiyor. İçindeki vitamin vücudunu besliyor. Belli ki sana bunu seni tanıyan, seven, bilen birisi gönderiyor. 2 kere 2 4. İster çarp, ister topla. Maşallah. Böyle iman bu işte, iman bu. Materyalistler ha! Adam geliyor böyle ilkten. Mesela bazı kardeşler getiriyor böyle ateistler diyormuş. Ben... İçe derse gelirim dersinize diyormuş ama ben soru sorarım öyle kafa sallamam. Sor diyorum bak hocanız kızarsa karışmam ha soru sorarım. Sor kardeşim. Bak sorarım ha. Ya sor. Şimdi geliyor tabii bunları dinlemeye başlayınca arkası şimdi sorun var mı? Yanıtlarımı alıyorum diyor. Yanıtlarımı alıyorum kanıt geldi diyor kanıt geldi. Tabii ya. Çünkü böyle. Çünkü bu. Diğer klasik usuller gibi işte bir vakit namazı terk eden 70.000 sene cehennemden çıkamayacaktı. Bir başladı mı hoca tamam şey başladı gene. Bu öyle başlamıyor. Bu kainat kitabındaki bizim bakıp da göremediğimiz, görüp de anlayamadığımız yazıları bize okutturuyor. Elhamdülillah. Tabii. Yoksa balıklardan bir balık 1000 yumurtacık ile ve nebatattan haşhaş gibi bir çiçek 20.000 tohum ile ve sel gibi akan unsurların inkılapları hücumu ile şiddetle muvazeneyi bozmaya çalışan ve istila etmek isteyen esbab başıboş olsalardı veyahut maksatsız serseri tesadüf ve mizansız kör kuvvete ve şuursuz zulmetli tabiata havale edilseydi eskiden tabiat diyorlar şimdi doğa diyorlar o muvazeneyi eşya ve muvazeneyi kainat öyle bozulacaktı ki bir senede belki bir günde hercümerc olurdu. Yani deniz karma karışık şeylerle dolacaktı. Tahakküm edecekti. O balık yumurtaların hepsi balık olsaydı. Kokuşacaktı. Gemilere yüzecek su kalmayacaktı. Hava gazat-ı muzırra ile zehirlenecekti. Ya karbondioksit veriyoruz, oksijen alıyoruz. Ağaçlar da bizimkini alıyor, karbondioksit alıyor, oksijen olarak veriyor. Subhanallah, şuraya bak. Nasıl bir kainat kurmuş Cenab-ı Allah. Ama tabii biz bunlara böyle bakıyoruz. Adam diyor suyun tarifi efendim diyor ilmen bellidir diyor. Nedir? Oksijen hidrojen diyor. Evet. Birisi yakıcı birisi yanıcı. İyi ama biz söndürmede kullanıyoruz. Nasıl olur bu? Biri yakıcı biri yanıcı söndürmede kullanıyoruz. Ya olacak şey mi? Adam bir eline bir bidon benzin almış. Bir elinde de ateş nereye gidiyor? Yangın söndürme.
Lan böyle yangın söndürür mü? Daha çok yanar. Ama Cenab-ı Allah bak, yangın yapacak şeyi Allah söndürmekte kullandırıyor. İçim yanıyor, ver bir su söndürüyorsun. Yok, ev yanıyor, bas suyu sönsün. Ya, adam ha bunu görüyor. Görüyor da, görmüyor esasında, bakıyor. Efendim, ne döneşen okşi sen diyor, yakıcı, yanıcı. Peki kardeş, yakıcı, yanıcı nasıl söndürür? İşte bu mucize. Mucize ne demek? Olmayacak bir şeyin olması mucizedir. Mucize işte bu. Mucize. Tavuğun yumurta vermesi mucize. Arının hal yapması mucize. Ağacın meyve vermesi mucize. İneğin süt vermesi mucize. Sıkıyorsun süt akıyor. Bir şiş soksan kan akar. Hani nerede süt? Ha ha ya. Yok. Nerede süt? Her bir inek diyor, deve, keçi, koyun gibi mübarek hayvanlar. Bismillah der. Rahmet feyzinden bir süt çeşmesi olur. Rahmet feyzinden oluyormuş bak. Her bir ağaç bismillah der. Rahmet hazinesinden ellerini doldurup bizlere tablacılık ediyor. Topraktan dolduruyor demiyor bak. Rahmet hazinesinden ellerini doldurup bizlere tablacılık ediyor. Kardeşler böyle mucize bunların hepsi. İşte bu imtihan ediyor Cenab-ı Allah bizi burada. İmtihandayız. Evet. Kör kuvvete ve şuursuz zulmeti tabiata havale edilseydi o muvazeni eşya ve muvazeni kainat öyle bozulacaktı ki bir senede belki bir günde her cümerc olurdu. Yani deniz karma karışık şeylerle dolacaktı. Taaffün edecekti. Hava gazat-ı musırra ile zehirlenecekti. Zemin ise bir mezbere, bir mezbaha, bir bataklığa dönecekti. Dünya boğulacaktı. İşte cesedi hayvaninin hücreatından. Cesedi hayvani deyince biz de giriyoruz o kategoriye. İşte cesedi hayvaninin hücreatından ve kandaki küreyvat-ı hamra ve beyzadan. Ak yuvarlar, ak yuvarlar, al yuvarlar. Ve zerratın teamülatından ve cihazat-ı bedeniyenin tenasübünden tut. Ta denizlerin varidat ve masarifına, ta zemin altındaki çeşmelerin gelir ve sarfiyatlarına, ta hayvanat ve nebatatın tevellüdat ve vefiyatlarına, nebatat ve hayvanatın doğumlarına ve ölümlerine, ta güz ve baharın tahribat ve tamiratlarına, ta unsurların ve yıldızların hidamat ve harekatlarına, ta mevt ve hayatın, ölüm ve hayatın, ziya ve zulmetin, hararet ve dürudetin değişmelerine ve dövüşmelerine ve çarpışmalarına kadar o derece hassas bir mizan ile, o derece hassas bir ölçüyle ve o kadar ince bir ölçüyle tanzim edilir ve tartılır ki aklı beşer hiçbir yerde hakiki olarak hiçbir israf, hiçbir abes görmediği gibi. Beşer hiçbir yerde israf göremiyor. Mesela belgeseller bazen çıkarıyorlar, televizyonda seyrediyoruz. Adam anlatıyor diyor, ne kadar insanlığı, ne kadar tabiat düzgün yapıyor diyor. Tabiat doğana kadar düzgün yapar. Demiyor Allah da, ama oradaki hadisenin ne kadar düzgün, ne kadar intizamlı olduğunu anlatıyor. Bir şeyde nizam varsa elbette onun nazımı da vardır. Bir şeyde ölçü varsa elbette onu ölçen biçen de vardır. Ya hikmet ile iş görmek diyor, ilim ile olur. Yani bir işte hikmet varsa demek onu yapanda bir ilim var ki onu öyle yapmış. Evet. Demek ki aklı beşer hiçbir yerde hakiki olarak hiçbir israf, hiçbir abes görmediği gibi hikmet-i insaniye dahi, yani bu fenler dediğimiz hikmetler, her şeyde en mükemmel bir intizam, en güzel bir mevzuniyet görüyor ve gösteriyor hikmet-i beşer. Yani fenler, fizik, kimya, matematik, biyoloji, jeoloji, bütün fenler kainattaki hadiselerin düzgünlüğünü ispat ediyor. Belki hikmet-i insaniye o intizam ve mevzuniyetin bir tezahürüdür, bir tercümanıdır hikmet-i insaniye. Yani bugünkü fenler, insanların buldukları fenler diyor, kainattaki intizamın bir tercümanıdır diyor. Mesela tıp, düşün ki tıp bir ilimdir. Ama kainatta bir insan var. Herkesin böbreği aynı yerde, değil mi? Eğer herkesin böbreği aynı yerde olmasaydı, herkesin sesi değişik olduğu gibi, herkesin yüzü değişik olduğu gibi, karakteri değişik olduğu gibi, böbreği de ayrı yerde olsaydı, hangi doktor hangi böbreği nerede bulacak? Anası da bilmez nerede olduğunu. Adam buradan İngiltere'ye gidiyor, sormuyor İngiliz, ya bu adam Türktür.
Bunun böbreği Türkçedir. Nerededir bunun böbreği soralım efendim dışişlerine. Demiyor hemen keşfet rahat yerini biliyor. Neden? Bir nizam, bir intizam var kainatta. Öyleyse kainattaki o intizam olduğuna göre bu fenlerde de bir intizam oradan kaynaklanıyor. Yoksa ne fizik ilmi olurdu, ne matematik ilmi olurdu, ne biyoloji, ne jeoloji, ne astronomi, hiçbir ilim vücuda gelmezdi. Eğer kainatta bu nizam, bu intizam, bu ölçü olmamış olsa idi. Evet, ne diyor bak? Aklı beşer hiçbir yerde hakiki olarak hiçbir israf, hiçbir abes görmediği gibi hikmet-i insaniye dahi, hikmet-i insaniye demek yani insanların meydana getirdikleri fenler, ilimler dahi her şeyde en mükemmel, evet hikmet-i beşeriye dahi, insaniye dahi her şeyde en mükemmel bir intizam, en güzel bir mevzuniyet görüyor ve gösteriyor. Belki hikmet-i insaniye bu intizam ve mevzuniyetin bir tezahürüdür, bir tercümanıdır. Ne güzel kardeşler, bak bize Allah'ı tanıtıyor burada, değil mi? Ya işte böyle tanıtıyor. Bu asırda tanıtma metodu böyleymiş ya. Bu asrın dili böyleymiş. Sen İngilizle konuşuyorsun. Arapça kutu adam he diyor. Geçenlerde bir abimiz bir gün şeye binmiş, bir kamyonete. Bizim Şerafettin Kartal diye bir abimiz var. Başlamış onlara, oradaki gençlere şey yapıyorlarmış. Anlatıyor işte. Ahiret var, şu var, ölüm var, hesap var. Anlatıyorlar da böyle bakıyorlar. Ama onlar Kürtmüş, hiç Türkçe bilmiyorlar. Türkçe bilmiyorlarmış, o da tabii böyle anlatıyor falan. Sonra birisi daha yoldan almışlar, o adam hem Türkçe hem Kürtçe biliyormuş. Demişler ki ya söyle şu adama, bir derdi var ama. Anlayamadık deminden beri. Anlatmaya çalışıyor adamı, bir derdi var. Yardımcı olalım. E tabii ya işte. Sen adamın lisanını bilmezsen, nasıl anlatacaksın adamın seviyesine inmezsen? Bu da böyle işte. İnsanı başka adamın. Üniversiteye gitmiş camiye. Cuma günü gitmiş çocuk. Atırmış camiye. Hacı haber yansın ediyor. Cuma cemaati, Cuma Müslümanları. Yandınız. Cuma'dan Cuma'ya Müslüman olunmaz. Ya bu doğru ama, bu doğru ama her doğruyu söylemek doğru değil. Başka doğruyu söyleyeceksin. Adam Cuma günü gelmişse, gelmiş. Ona öyle bir anlat ki, öyle bir tatlı bir şeylerden bahset ki, beş vakit de gelsin. Ama sen öyle bir yapıyorsun ki adam diyor, bir daha gitmeyin ben bu camiye en iyisi. Öbürüne de gitmiyor bu sefer. Ulan diyor, hoca öyle mi acaba diye. Olmaz. Onun lisanında konuşmuyor. Başka şeyler konuşuyor. İşte Risale-i Nur diyor, bu asrın fehmine, Kur'an'ın bir dersidir. Bu asrın fehmine, bu asrın idrakine, anlaşılmasına, bu asrın anlayışına hitap ediyor. İlim diliyle konuşuyor. Kainattaki bütün güzellikleri Cenab-ı Hakk'ın varlığının bir tezahürü, bir tecellisi olduğunu ispat ediyor. İşte gel güneş ile muhtelif 12 seyyarenin muvazenelerine bak. 1935'te yazılmış bu kardeşler. 1935 hiçbirimiz hayatta yoktuk belki de. O zaman yazılmış. Bak 12 seyyare diyor. Daha 12, daha şu anda 12 olmadı yani. Olacak da daha 12'yi bulamadılar. Çünkü bunlar bulduklarına inanıyorlar biliyorsun. Bizim çocukluğumuzda 6 taneydi. Sonra 7 oldu, 8 oldu falan. Şimdi 11 olmuş galiba. İşte gel güneş ile muhtelif 12 seyyarenin muvazenelerine bak. 12 tane seyyare. Acaba bu muvazene, bu ölçü güneş gibi adil ve kadir olan Zat-ı Zülcelal'i göstermiyor mu? Her şeyi adaletle yapan, her şeyi ölçüyle yapan bir Allah'ı göstermiyor mu diyor bunlar. Ve bilhassa seyyarattan olan gemimiz, yani küre-i arz, gemimiz deyince adamcık acaba hangi gemi? Hemen açıyor üstten. Yani küre-i arz bir senede 24 bin senelik bir dairede gezer. Bir senede 24 bin senelik bir mesafeyi kat ediyor. Ne demek? Yani insan yürüyüşüyle bir adamın 24 bin senede gideceği bir yeri küre-i arz bir senede dönüyormuş. Saatte 5 kilometre hesap et, çarp onu sen, 24 bin sene çıkıyor. Eskiden derler şu köy kaç saat? 6 saat. Neyle? Yayan. Öyle, öyleydi ölçü. Üstad da o bilimden söylüyor. 24 bin senelik bir dairede gezer, seyahat eder. Kim o? İşte üstünde bulunduğumuz bu dünya. Gidiyoruz şimdi, güzel gidiyoruz. Öyle bakma, oturuyoruz gibi görünüyor ama geminin içinde de oturuyorsun ama gemi gidiyor. Ancak denize baktığın zaman anlıyorsun geminin gittiğini. Biz de şimdi böyle küre-i arzın dışına çıkabilsek
dünyanın döndüğünü görürüz. Tadımız görmüş. Ve o harika sürat ile beraber zeminin yüzünde dizilmiş, istif edilmiş, eşyayı dağıtmıyor, sarsmıyor. Sarsmıyor, dağıtmıyor. Neyse, 100 katlı binalar yapıyoruz. Pesaya fırlatmıyor. Allah Allah. Eğer süratı bir parça tezzit veya tenkis edilseydi, arttırılsaydı veya noksan olsaydı dönmesi hızı, sekeresini havaya fırlatıp fezada dağıtacaktı. Ya, kapı açılmış uçaktan, millet kapıdan düşmüş aşağı. 180 kişi uçuyor. Niye düşüyor ya? Dünyada uçak, niye biz düşmüyoruz? Halbuki hızla giderken düşmemesi lazım. Ama düşüyor bak. Düşüyor çünkü insan uçağı. Allah'ın uçağı bak düşürmüyor. O da bir şey okuyuz şimdi yani. Kapı açılmış. Yani esasında uçak aşağı inmiş. Pilotlar sağlam da. Halk demek ki öyle bir sarsıntı oluyor. Herkes kapıdan uçuyor yani. Nasıl bir şey oluyor demek ki. Kapı açılınca ya bütün insanlar kapının yanında mı ya 180 kişi? Düşünmek lazım yani. Bunu hakikaten nasıl? Demek ki uçak o süratle şey yaparken öndekileri arkaya, arkadakilerine kaptırdı. Boyuna kapıdan fırlattı, attı gitti. Ama küreyi arz uçağı fırlatmıyor bak. Yaşa be üstad, helal. Şimdi bir şey daha açıldı, manada çıktı vallahi. Tahir, ne dersin bu işe? Vuracağız abi vallahi. Acayip bir şey değil mi? Vallahi uçaktan milletin aşağı düşmesi. Ulan bir kısmının kalması lazım. Şimdi ben onu araştıracağım. Nasıl düştüler bu? Ben de uçakla çok gittim geldim ya. Her tarafı kapı değil ya bunun. Pilot kabini kapalı. Basınç sabit kalıyor. Ha? Diğer kapı açık olunca bütün basınç boşalıyor. Hepsini de emiyor vakum gibi. Allah razı olsun. Emiyor diyor. Vakum gibi. İşte bulduk. Bir şey bulduk yani. Hep böyle zaten ilimler böyle. Buluyor. Mesela gök gürlüyor. Kur'an-ı Kerim diyor ki ve yusebbihu ra'du. Gök gürültüsü Ra'd ismindeki meleğin tesbihatıdır diyor. Ve yusebbihu ra'du vel melaiketi min hifetihi diyor. Melekler ve Ra'd Cenab-ı Hakk'ın heybetinden, azametinden, haşmetinden zikrediyorlar, tesbih ediyorlar diyor. O gürültü onların sesiymiş. Şimdi maddeci de diyor ki efendim artı eksi bulutlar birbirine çarpıyor diye çarpınca diyor bir ses çıkarıyor diyor. Gayet normal diyor. Nasıl normal? Nasıl normal? İki tane pamuk çuvalı çarpıyor. Ortalık velveleye veriyor. Olur mu öyle şey? Olmaz ama oluyor işte. İşte olmayan şeyin olması ne oluyor? Mucize oluyor. İki tane su yüklü bulutlar çarpışıyor. Öyle bir ses çıkıyor. Öyle bir de ateş çıkıyor. Buyurun. Çıkıyor işte. O olayı anlatıyor. Ama bu olay nasıl böyle oldu deyip de hayret etmiyor. Hayret etmiş. Buna hayret edeceğiz. Ya adam elmayı anlatıyor ama koskoca elma incecik bir sap. Makara ipliği gibi sallanıyor. Ulan bu elma buradan mı geçti? Vallahi diyor tabii oradan gelmiştir. Yok ya geçmemiştir. Sapını takıyoruz, tat yok. Efendim dalını ısırıyoruz, tat yok. Köküne bakıyoruz, yok. Ulan bu bal gibi nereden geçti? Geçseydi buradan burada da bir şeyler olurdu falan. İlim adamları şimdi yeni o şeyler. Diyorlar ki sapa kadar geldik. Sapa kadar geldik. Son tüpü takınca sapa kadar geldik diyorlar. Sapta bir şey oluyor diyorlar. Ağaçlar, bütün ağaçlar eşit olarak öz suyunu alıyorlar diyor. Aynı suyu aldıkları halde biri ekşileşiyor, biri tatlılaşıyor, biri yağlılaşıyor, biri efendim mayhoşlaşıyor. İlim henüz daha bunu bulmamıştır. Arıyoruz, yakında bulacağız. Ulan sen armudu bulmadıysan neyi buldun? Gel biz bulduk aram. Arama bulduk. Elma ağacı başka, elma başka. Elmayı Allah veriyor. Ağaç değil. Bulduk. 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 Elhamdülillah. Evet. Bilhassa seyyarattan olan gemimiz, yani küreyi arz, 1 senede 24 bin senelik bir dairede gezer, seyahat eder. Ve o harika süratiyle beraber zeminin yüzünde dizilmiş, istif edilmiş eşyayı dağıtmıyor, sarsmıyor, fezaya fırlatmıyor. Fırlatmıyor bak. Eğer sürati bir parça tezzit veya tenkis edilseydi, sekenesini havaya fırlatıp fezada dağıtacaktı. Kardeşin dediği gibi vakumla yutacaktı. Ve bir dakika, belki bir saniye muvazenesini bozsa, dünyamızı bozacak, belki başkasıyla çarpışacak ve bir kıyameti koparacak.
Ve bilhassa zeminin yüzünde, yeryüzünde. Zemin yer demek kardeşler, zemin kat diyoruz yani. Yer kat yani. Bilhassa zeminin yüzünde nebati ve hayvani 400 bin taifenin tevellüdat ve fefiyatça riyaşı ve yaşayışça rahimani muvazeneleri. Rahimani muvazeneleri. Demek ki 400 bin taife var. Nebati ve hayvani. Bunlar yaşıyorlar her sene. Onlar da evlat besliyorlar. Kedi de evlat besliyor, köpek de evlat besliyor, insan da evlat besliyor, ağaç da evlat besliyor. Çamur yiyor, yavrusu olan incire süt yediriyor, süt. Nar ağacı kendisi Cenab-ı Hak'tan halis bir şerbeti alıyor, yavruları olan narlarına yediriyor, kendisi bulanık bir çamura iktifa ediyor. Evet. Ve fiyatça ve iyaşa ve yaşayışça rahimane muvazeneleri. Ziya güneşi gösterdiği gibi. Ziya kimi gösteriyor? Güneşi gösteriyor. Şimdi güneş olmadığı için ne oldu? Gece oldu değil mi? Ama sabahleyin güneş gündüz olunca artık gel güneşi göstereyim sana demeye lüzum yok. Zaten gündüz güneşi gösteriyor yani. Gündüz zaten güneş geldiğinin alametidir. Ne güzel bir imsal yürü bak. Ziya güneşi gösterdiği gibi bir tek saat-ı adlu rahimi gösteriyor. Ne gösteriyor bu olaylar? Bu kainattaki baktığımız hadiseler bir Allah'ın varlığını, birliğini, azametini, adaletini gösteriyor. Ve bilhassa o milletlerin hadsiz efradından bir tek ferdin azası, cihazatı, duyguları o derece hassas bir mizanla birbiriyle münasebetler ve muvazenettedir ki o tenasüp, o muvazene bedahet derecesinde apaçık bir şekilde bir saniye adlu hakimi gösteriyor. Ve bilhassa her ferdi hayvaninin bedenindeki hücreatın ve kan mecralarının ve kandaki küreyvatın ve o küreyvattaki zerrelerin o derece ince ve hassas ve harika muvazeneleri, harika muvazeneleri, ölçüleri bilbedaha ispat eder ki her şeyin dizgini elinde, her şeyin dizgini elinde, her şeyin anahtarı yanında ve bir şey bir şeye mani olmuyor. Umum eşyayı bir tek şey gibi kolayca idare eden bir tek Haluk-u Adl-i Hakim'in mizanıyla, kanunuyla, nizamıyla terbiye ve idare oluyor. Terbiye Rab demek, Rab yani. Rabbül Alemin. Rabbül Alemin kainatı terbiye ediyor. Bir sineğin kanadını ihmal etmediği gibi bir çocuğun da parmaklarını ihmal etmiyor. Dünyanın dönmesini de ihmal etmiyor. Ve hu ala külli şeyin kadir. E benim aklım tartıyor. Tabi tartınca senin aklın ne ki? Sen olaya bak. Hadise var mı? Var. Mesele yok. Akıl onu tartmaz. Sadece tasdik eder. Kalp onu devreye girer o zaman. Haşrin mahkeme-i kübrasında mizan-ı azam, mizan-ı azam-ı adaletinde cin ve insin muvazene-i amellerini istibad edip inanmayan bu dünya gözüyle, bu dünyada gözüyle gördüğü bu muvazene-i ekbere dikkat etse elbette istibadı kalmaz. Ahirette nasıl Allah bu insanların amellerini tartacak, nasıl yapacak? Bu dünyaya baksa diyor, baksa ki diyor mesela bir bahar tohumlarını, çekirdeklerini toprağın içinde bırakıyor, bahar gidiyor. Bir müddet öyle kalıyor toprak, çamur halinde. Baharda tekrar hepsi geliyor, selamun aleyküm diyor. Cenab-ı Hak ne diyor? İşte kullarım, ben Hafiz ismimle o bütün çiçeklerin tohumlarını Hafiz ismimle sakladım. İkinci baharda haşrediyorum. Sizin de ruhlarınızı, amellerinizi Hafiz ismimle saklayacağım. Haşir meydanında hepsi meydana çıkacak. Allah mahcup etmesin inşallah. Ya. Ama Allah inşallah günahlarımızı affedecekmiş bazılarını. Yübeddilullah seyyiatim hasenat. Yani diyor ki seyyiatlarını hasenata tebdil ederim. Değiştiririm. Yani istiğfar eder, tövbe eder, hak yoluna dönerse daha önce işlemiş olduğu hataları sevap olarak yazarım diyor yani. Hatta ahirette böyle peygamberimizin bir nakli var. Aleyhissalatü vesselam geçen gün duymuştum bir kardeşimizden, alim bir kardeşimizden. Kula diyecekmiş ki Cenab-ı Hak, kulum bak sen dünyada çok numaralar yaptın, şunları yaptın yaptın. Ben onların hepsini biliyorum. Ama başka kimseler bilmediği için ben onları affettim. Onların yerine hep sevaplar yazdım. Sansürledi yani. Sansürledi yani. Sevaplar yazdım.
Kul diyecekmiş ki, ya Rabbi benim başka günahlarım da vardı. Sanki onu Allah bilmiyor da, yani sen madem böyle yapıyorsun, daha benim başka günahlarım da vardı falan. Bunu anlatırken Resulullah Efendimiz gülmüş, yani dişleri görünmüş hatta böyle. Hani kulun şeyinden yani, kurnaz, hepimiz kurnazmaya kaçıyoruz. Yani daha başkaları da vardı, onları da idare etsen gibi. Halbuki onları da Allah biliyor da, yani ona öyle söylettirecek ya. Böyle yani Cenab-ı Hak böyle merhamet sahibi, inşallah bizi affeder yani vallahi. İnşallah bu yatakla, bu yatakılırsan. Ama başkası bilmeyecek, günahları itiraf etmeyeceğiz. İşte itiraf yok. Derler yani, ibadet de gizli, kabahat da gizli. Hani bir söz vardır. Şimdi ibadet gizli şu, yani bir adam fazla oruç tutuyor diyelim. Gece kalkmış 40 rekat namaz kılmış. Onun gece arkasını sabah kalkıp da ben gece teheccüde kalktım. Kalkmışsan 40 rekat namaz kıldım. 200 Kur'an okudum, şöyle yaptım. Bunları söylemeye lüzum yok. Yoksa öğlen namazı, ikindi namazı bunlar zaten farz namazlar. Zaten açık kılınıyor. Gizli kılacak değiliz. Açıktan kılacağız. Farzlar. Yani ibadet de gizli sözü fazlalık farzların dışında yapılanları. İzlemek lazım ki nafileri izlemek lazım. Bir de işlediğin bir günah var. Sen biliyorsun, Allah da biliyor. Başkasına söyleme. Şahitlendirme yani. Ya mertlik yapacağım diye Allah'ın bildiğini kuldan niye saklayayım diye itiraf yok. Ya Allah'ın çok bildikleri var, kuldan saklıyoruz. Tabii ya. Evet kardeşler. Kardeşimiz güzel dişleri erkek. Ulan bizi Allah biliyor nasılsın. Allah bilsin seni. O Allah dilerse affeder. O adam niye ona da sen şey yapıyorsun? Paranın yerini söylemiyor. Evde yatağın altında bu kadar para koydum. Oraya bırakıyor. Söylemiyorsun. Ne olur ne olmaz adam kulaktan kulağa gider. Bir sızlıyor. Evet. Evet kardeşler. Ey israflı iktisatsız ve ey zulümlü adaletsiz ve ey kirli nezafetsiz bedbaht insan. Bütün kainatın ve bütün mevcudatın düstur hareketi olan iktisat ve nezafet ve adaleti yapmadığından umum mevcudata muhalefetinle manen onların nefretlerine ve hiddetlerine mazhar oluyorsun. Bütün mevcudat ne yapıyormuş? Nezafet yapıyor, temizleniyor. Ondan sonra adaletli iş yapıyor. Bütün mahlukatta bir adalet var kainatta. Sen bunların aksine hareket ettiğin için onların nefretlerine ve hiddetlerine mazhar oluyorsun. Neye dayanıyorsun ki umum mevcudatı zulmünle, nizansızlığınla, israfınla, nezafetsizliğinle kızdırıyorsun? Kızdırıyorsun. Gidelim kardeşler şimdi dağlara, çayırlara, bayırlara çıkalım bak dağlara. Her taraf nasıl tertemiz. Nereye kilimini sersen bir çay demleyebilirsin. Seni tiksindirici bir şey yok. Ama orada bir saat önce insan oturduysa muhakkak orada bir pislik bırakmıştır yani. Bırakmıştır yani. Demek insanoğlu pisletiyor. Yoksa dağlarda da bir sürü hayvanlar var, çakallar, sırtlanlar. Bunlar da ölüyor. Ama bunların ölüleri, öbürleri yiyor. Sinekler, kartallar, kargalar, yılanlar, kurtlar hemen bir istihareye tabi tutuyor, tertemiz ediyorlar. Hiçbir pislik yok. Ama şehirler bize ait olduğu için bakımı her taraf perişan. İşte böyle. Evet, İsmi Hakim'in cilve-i azamından olan hikmeti âme-i kainat, iktisat ve israfsızlık üzerine hareket ediyor. İktisadı emrediyor ve İsmi Adlin cilve-i azamından gelen kainattaki adaleti tamme, umum eşyanın muvazenelerini idare ediyor. Ve beşere de adaleti emrediyor. Sure-i Rahman'da estağfurullah. Ve's-semâ'e rafa'ahâ ve vada'l mîzân. Ellâ tetkav fil mîzân. Bak mîzân terazi, ölçü. Ve akîmul vezne bil kıst ve lâ tuhsirul mîzân. Ayetindeki dört mertebede dört nevi mîzâna işaret eden dört defa mîzân zikredilmesi kainatta mîzânın ölçülü oluşun derece-i azametini ve fevkalade büyük ehemmiyetini gösteriyor. Evet, hiçbir şeyde israf olmadığı gibi hiçbir şeyde de hakiki zulüm ve mizansızlık yoktur. Ve ismi Kuddüs'ün cilve-i azamından gelen tanzif ve nezafet bütün kainatın mevcudatını temizliyor, güzelleştiriyor. Beşerin bulaşık eli karışmamak şartıyla hiçbir şeyde hakiki nezafetsizlik ve çirkinlik görünmüyor. Beşerin bulaşık eli karışmamak şartıyla. İşte hakaiki Kur'aniyeden ve desatir-i İslamiyeden olan adalet,
İktisat, nezafet, hayat-ı beşeriyede nerede derece esaslı birer düstur olduğunu anla ve ahkam-ı Kur'aniye ne derece kainattan alakadar ve kainat içine kök salmış ahkam-ı Kur'aniye. Yani Kur'an'ın hükümleri, Kur'an'daki emirler, şeriat diyoruz ya şeriat. Yani Kur'an'la kainat diyor ne kadar birbirinin içine kök salmış. Bak şimdi şeriat-ı fıtriye kainattaki kanunlar, şeriat-ı Muhammediye Kur'an'daki kanunlar. Kur'an'daki kanunlarla kainattaki kanunlar ikisi de Allah'ın kanunu. Buradaki Kur'an'daki kanunu yaşamadın mı kainattaki kanunlara ne oluyor? Ters düşüyorsun. Ters düşüyor adam. İktisat yapmıyor. Halbuki her şeyde iktisat var. O iktisat yapmıyor. Her şeyde ölçü var. O ölçüsüz. Subhanallah. Evet, ahkam-ı Kur'aniye ne derece kainattan alakadar ve kainat içine kök salmış ve sarmış bulunduğunu ve o hakaiki bozmak, kainatı bozmak ve suretini değiştirmek gibi mümkün olmadığını bil. Mümkün olmamış bak, değiştirmek istemişler değil mi bak? Allah dedirtmemişler, ezan okutmamışlar, Kur'an okutmamışlar. Ne kadar çaba sarf etmişler İslamiyet'in yayılmaması için. Fakat ama yayılıyor. Elhamdülillah. Eğer yayılması için çalışmış olsalardı, şimdi göklerde uçacaktık belki teknik teknoloji bakımından da, insanların birbirini sevmesi bakımından da. Neden? Bir hakikat var burada. Buraya gelen adam giderken keşke gitmeseydim demiyor. Maça gidiyor adam, takımı mağlup oluyor. Keşke gitmeseydim, sattılar bizi alçaklar diyor. Kendi futbolcusunu taşlıyor adam. Yok çünkü orada bir şey yok. Fıtri bir şey değil yani. Fıtri değil. Ama burası fıtri. Fıtratımıza hitap ediyor. Kalbimize, ruhumuza, vicdanımıza hitap ediyor. Evet. Kainatı bozmak ve suretini değiştirmek gibi mümkün olmadığını bil. Ve uç züyayı azam gibi rahmet, inayet, hafiziyet misüllü yüzer ihadal hakikatler haşri iktiza ve istizam ettikleri halde hiç mümkün müdür ki kainatta ve umum mevcudatta hüküm ferma olan rahmet, inayet, adalet, hikmet, iktisat ve nezafet gibi tek kuvvet ihatalı hakikatler haşrin ademiyle, yani haşrin olmamasıyla ve ahiyetin gelmemesiyle merhametsizliğe, zulme, hikmetsizliğe, israfa, nezafetsizliğe, abesiyete inkılap etsinler. Haşa, yüz bin defa haşa. Demek ki öyle abes oluyor. Cenab-ı Hak bizi bu kadar güzel nimetlerle, burada muzlarla, armutlarla, karpuzlarla, ballarla, sütlerle, kaymaklarla besliyor. Ondan sonra sıkıyor gırtlağımızı, öldürüyor, sokuyor nazarın içine, hadi yeter yedin, biraz da seni böcekler yesin. Şey görünüyor burada, böyle bir hikmetsizlik. Neye benzer? Bir misafir davet ediyorsun evine, yediriyorsun, içiyorsun, bir hafta onu bakıyorsun, her katta bir gece yatıyorsun, her katta bir gece. En son günde en üstü daraca kadar çıkıyorsun, daracadan adamı bir kalktırıyor aşağı. Yeter misafir ettim seni bir hafta, oradan adamı aşağı kalktırıyorsun. Hiç böyle bir şey yapar mı bir insanoğlu? İnsan bunu yapmazsa, kainatın sahibi olan Allah böyle yapar mı hiç? Demek ki dünyadan bizi alıyor, daha güzel bir aleme götürür. Yeter kulum diyor, burada çektim lüseden, ya da üstten enflasyon, alamadım, satamadım, yapamadım, yoruldun diyor. Ben seni rahmetime alıyorum diyor artık. Arda ebediyen saadette yaşayacaksın. Ve hatta diyor ki sen diyor burayı anlamadın. Sana burası yaramadı. Seni başka yere götüreyim. Böyle. Böyle ya. Adam Allah demiyor ya, demek istemiyor. Allah dememek için ne çarelere başvurmuşlar. Bak eskiden tabiat derler, şimdi doğa diyorlar. Mesela süt reklamı yapıyor, görüyorum bazen televizyonda. Süt döküyor böyle sütü böyle. Her pınar sütü reklamını yapacak, bir de inek resmi, inek mo diyor oradan. Sütü de döküyor böyle. İşte diyor doğa bize cömert çeviriyor, doğa bize cömert çeviriyor diyor. Falan filan. Ya o doğa, kim bu doğa? Nereden çıktı bu doğa? Ne demek doğa? Ne demek bu doğa ya? Doğa. Ne demek? Hiçbir kimse bugüne kadar doğa peygamber göndermiş mi? Var mı doğanın kitabı? Yok. Peygamberi var mı? Yok. Bir insan sıkışınca doğa diyen var mı? Zelzele olduğu zaman adam kağıtlarını atıyor. Eşhedü en la ilahe illallah. Allah diyor. Sıkışmış adam Allah, Allah doğa diyen var mı Allah aşkına? Yok, yok böyle birisi. Doğayı koruyalım bir de yazmış orada. Doğa o kadar vermeye güçlüyse korunmaya muhtaç değil. Neye koruyacağım ben doğayı?
Ama Allah korusun diyoruz değil mi? Allah korusun, Allah korusun. Allah var, dua, mua yok. Bunlar hep yalan. Kuyruklu yalan. Allah dememek için adama doğaldır bu diyor. Doğaldır. Doğal. Ne demek dua? Fıtridir. Mesela su içmek fıtridir, sigara içmek arizidir. Arizi yani sonradan arıza oluyor. Adam diyor sigarayı bıraktım diyor ama suyu bıraktım diyen yok yani. Ya nefes almayı bıraktım bundan sonra nefes almayacağım artık. Diyemez. Çünkü fıtridir. Fıtri şeyler bırakılmaz. Din fıtridir. Fıtrata hitap ediyor. Nerede anlatırsam bunu hemen millet dinliyor. Doğru ya diyor. Vallahi Allah razı olsun ya diyor. Herkes dinliyor. Herkes. Evet. Bir sineğin hakkı hayatını rahimane muhafaza eden bir rahmet, bir hikmet. Acaba haşi getirmemekle umum zişurların hadsiz hukuk hayatlarını ve nihayetsiz mevcudatın nihayetsiz hukuklarını zayi eder mi? Ve tabiri caizse rahmet ve şefkatte ve adalet ve hikmette hassiz hassasiyet ve dikkat gösteren bir haşmet-i rububiyet ve kemalatını gösterme ve kendini tanıttırmak ve sevdirmek için bu kainatı hassiz harika sanatlarıyla nimetlere süslendiren bir saltanat-ı uluhiyet böyle hem umum kemalatını hem bütün mahlukatını hiçe indiren ve inkar ettiren haşirsizliğe müsaade eder mi? Haşa! Böyle bir cemili mutlak, böyle bir kubh mutlaka bir bedaha müsaade etmez. Evet, ahireti inkar etmek isteyen adam, evvelce dünyayı, bütün dünyayı ve bütün hakaikıyla inkar etmeli, yoksa dünya bütün hakaikıyla, bütün güzellikleriyle, yüz bin lisanla onu tekzip ederek, bu yalanında yüz bin derece yalancılığını ispat edecek. Onuncu söz, kat'i delilleri ispat etmiştir ki, ahiretin vücudu, dünyanın vücudu kadar kat'i ve şüphesizdir. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahumin elhamdülillahi rabbil alemin. Başta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin aziz ve şerif ruhu için ve bütün Peygamber-i İzam Hazreti Ervah azizeleri için, bütün sahabe-i kiram Hazreti aziz ve şerif ruhları için, bütün Evliyaullah'ın mücedditlerin, müştehitlerin ruhları için, hasreten üstadımızın ve onun sadık talebelerin ruhları için, bütün ehli imanın ervahı için, el-Fatiha temas salavatı.